Bunu en az 6-7 yıldır görmemiştim. Göndermeden önce bir ara stüdyomun duvarında asılıydı. Hatta bir arada evimde kullanıyordum. Halı dokumaya 60'lı yılların sonunda başladım. Halı topladığım dönemlerde kabilelerde halı dokuyan insanlarla tanışmıştım. Ortaya çıkardıkları sanat beni büyülemişti. Bunların üzerine basabilirsiniz. Yani müzelerde buna izin vermiyorlar ama dayanıklı halılar oldukları konusunda bana güvenebilirsiniz. Bunlar renklere aç olduğum bir döneme ait. O zamanlar renkler beni epey cezbediyordu ve sanatımda onlara yer vermek istiyordum. Halılar, resimler, serigraflar, hepsini bu fikirle yaptım. Kabile dokumacılığının güzel tarafı kendilerine özgü renkleri ve motifleri olması ve bir noktada insanların artık içlerinden geldiği gibi dokumaları. Aslında bu iki sanatçı arasındaki ya da bir sanatçı ve bir el işi ustası arasındaki işbirliğinin ürünü. Bu tarz işbirlikleri benim çok hoşuma gidiyor çünkü her seferinde ortaya farklı bir şey çıkıyor. Bu şekilde dokumak halılara ruhlarını ve sanatlarını aşılıyor. Halı dokumacısı başlangıçtan sona kadar düğüm düğüm her şeyi bilmek zorunda. Örneğin bu halı bir anne ve kızı tarafından dokundu. Onlara bir çizim vermek ve dokumayı o çizime göre yapmalarını istemek zannettiğiniz kadar kolay bir şey değil. Çünkü kabile dokumacılarının çizimi okuyarak daha büyük bir ölçekte çalışmaları onlar için oldukça zor. Yani geleneksel olarak yaptıkları şeyden çok ama çok farklı. Bunun içinde renkler ve serigrafları kullandım. Serigraf olmadan yapamıyorduk. Başka türlü yapmak mümkün değildi. Herkesin bir araya geldiği bir aile gibi. Birlikte çok güzel görünüyorlar. Benim ana temam şairdir ve burada birkaç örnek görebilirsiniz. İran sanatı her zaman şairlerin izinden gitmiştir. Şiir günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Hemen hemen her sohbette şiirlerden alıntılar yapıldığına şahit olabilirsiniz. Bülbül, şairin en yakın yol arkadaşıdır. Çünkü şair de bülbül de geceleri uyumaz. Bülbül gül için şarkı söyler, şair de sevdikleri için yazar. Geleneksel bir konu seçip bunu geleneklerden tamamen bağımsız, farklı bir şekilde ifade ediyorum. Burada dağları delen Ferhat'ın hikayesi anlatılıyor. İran'ın Romeo ve Juliet'i gibi de düşünebilirsiniz. Burada bir sandalyede oturmuş ve limon sıkıyor. O kadar, başka bir şey yok. Hepsi bu. Buradaki bülbül ise şakıyamıyor. Çünkü gagasında bir kilit var. Bunlar kullanmayı ve oynamayı sevdiğim öğeler. Sanat ve şiir açısından çok zengin bir ülkede doğduğum için çok şanslıyım. Çünkü bu bana sanat ve şiiri araçlarım olarak kullanma şansını verdi. Yaşadığım yer olan İran'ın sosyal ve politik yaşantısı hep ilgimi çekmiştir. Ama sanatımda bunu doğrudan kullanmadım hiçbir zaman. İnsanlar çalışmalarıma bakarak yorumlarımı doğrudan göremezler. Ama yine de bence bir bülbülün gagasına kilit takmakla insanlara kilit vurmak arasında çok da büyük bir fark yok. Onları gördüğüm için çok mutluyum.
Burada soyadım yazıyor. Eserlerimin soyadımı kullanarak satıyordum ama buraya Tanavoli yazdığımı unutmuşum. Kendinizle ilgili hala bir şeyler keşfediyor olmak güzel bir his.